pazarlama nedir? Neden nöro pazarlama gibi bir alana ihtiyaç duyuldu? Bu 20. yüzyılın sonundan 21. yüzyılın başından itibaren sahip olduğumuz bilgide, yani insanların karar verme süreçlerine dair sahip olduğumuz bilgide bir değişiklik oldu. O değişikliğin temeli de bizlerin bilinçli, rasyonel karar veren varlıklar olduğumuzdan ziyade daha çok kararlarımızın duygulardan etkilendiği ortaya çıktı. Bu aslında süre gelen çalışmalar psikoloji alanında ve pazarlama araştırmaları alanında yapıla geliyordu. Fakat ilk defa 2002 yılında Daniel Kahneman Nobel ödülü alarak bu alanda insanların otopilottayken hayatlarını idame ettirdiklerini ve kararlarının çok önemli bir kısmını da bilinç dışında verdiklerini ortaya koydu. Dolayısıyla o zamandan itibaren gerek iktisat tarafında, gerek işletmeler tarafında, gerek pazarlama tarafında doğru bildiğimiz şeylerin aslında çok da doğru olmadığını, yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini anladık hep beraber. Araştırma sektörü de bu veriden, bu bilgiden, yeni bilgiden etkilenmeye ve ona göre de iş yapış şeklini değiştirmeye başladı. Pazarlamacılar, marka yöneticileri, deneyim tasarlayanlar aslında tüketiciyi merkeze koyarak, yetmez, tüketicinin duygularını merkeze koyarak tasarımlarını gerçekleştirmeye başladılar. Bu yeni bilgi bir domino etkisi yarattı ve irili ufaklı bütün şirketleri, bütün araştırma şirketlerini etkilemeye başladı. Dolayısıyla ölçümleme açısından baktığımızda da duyguları ölçümlemeye çalışan, bunu hayata geçiren nöroloji sistemi ile pazarlama sisteminin birleşmesinden ötürü nöro pazarlama kavramı devreye girdi. Ve tüketiciyi anlamak için salt ona sorular sormak yerine onların duygularını da hesaba katan bir sistem ortaya çıktı. Nöro pazarlamanın özü bu. Geldiği yerde o yeni bilginin kaynağı aslında. Pekala, duygulardan söz ediyoruz. Nöro marketing alanı hangi sensörlerden ve hangi verilerden besleniyor? Duyguları nasıl ölçüyor? Temelde birçok farklı sistematik var. Mesela biz EEG dediğimiz yöntemi kullanıyoruz. EEG beyin aktivasyonunu, beyindeki elektrik aktivasyonunu ölçüyor. Bunun yanında FNIR dediğimiz bir sistem var. Işıkla ön korteksteki oksijenlenme miktarını ölçüyor. Ondan sonra tabii eye tracking var. O tabii ki beyin görüntüleme sistemi değil ama gözlem yaparak, yani insanların nereye baktıklarını tespit eden bir sistem. Dolayısıyla bir reklam söz konusuysa, bir tasarım söz konusuysa, bu bir deneyim tasarımı da olabilir, bu bir ambalaj tasarımı da olabilir. İnsanlar nereye bakıyorlar ve ne gördüklerinde ne hissediyorlar, bunu ortaya koyan bir veri toplama sistemi. Yani bir EEG çalışmasında, reklam testinde 1 milyona yakın veri topluyorsunuz. Ve ondan sonra o algoritmalarla o veri işliyorsunuz. Aslında burada veri toplamak değil, verinin işlenmesi, o işaretleri, sinyalleri işleme çok daha önemli diyebilirim. TEDx'teki bir konuşmanızda söylediğiniz bir şey çok etkiledi beni. Doğruyla gerçek farklı şeyler. Evet. Bunu biraz açar mısınız? Yani nöromarketing bu konuda bizi nasıl aydınlatıyor? Mesela bu konu beni çok heyecanlandıran bir konu. Çünkü bizler sosyal varlıklarız ve bir cevaplama durumu söz konusu oldu. Ya da kendimizi anlatma gereğini hissettiğimizde sosyal kabullere göre şekillenen doğruları paylaşma, doğruları ifade etme eğiliminde oluyoruz. Yani bizler neyin doğru olduğunu, insanların neyi doğru olarak algıladığını bilip bir anlamda kendimizi oraya doğru evriltmeye meyil edebiliyoruz. Ya da bazen gerçek sorunun cevabını bilemiyoruz. Sorunun gerçek cevabını bilemiyoruz ama bir şey söylemek adına doğruyu söyleme eğiliminde olabiliyoruz. Fakat gerçekle doğru arasındaki makas, algının bu kadar kaotik bir yapıya sahip olduğu dönemde o makas giderek açıldı. Ve doğrularla gerçekler arasında fark oluşmaya başladı. Onun için de bizler işte bir zemin etüdü yapmak istiyorsan, o zemin etüdünün gerçekten nasıl bir yapıya sahip olduğunu öğrenmelisin ki binayı yaptığında en ufak bir depremde başına yıkılmasın. Bunu pazarlama stratejilerine de evriltecek olursak, eğer bir strateji bina edecekseniz, ürününüzün nasıl algılandığını görmek istiyorsanız, insanların doğrularıyla şekillenen bir yapı üzerine bina etmektense gerçekleri üzerine bina etmeyi tercih edebilirsiniz. Pekala. Nöro pazarlamada kullanılan yöntemler adı üstünde daha çok pazarlama
ihtiyacıyla değerlendiriliyor. Peki bir ürün veya servis tasarımı sürecinde bir problemin tanımlanması, bir çözüm tasarımı önerisinin geliştirilmesi, hatta bu çözüm tasarımının bir prototipinin belki çalışıp çalışmadığı, geçerli olup olmadığının test edilmesi konusunda bu disiplinden nasıl yararlanabiliriz? Mesela bizim bu konuda yaptığımız bir dizi çalışma var. Büyük markalarla, GSM operatörleriyle de perakende sektöründe. Yani bir deneyim, mesela bir alışveriş deneyimi, markete girdiğinizde ne hissediyorsunuz, ne kokluyorsunuz, nereye bakıyorsunuz, ne gördüğünüzde nasıl etkileniyorsunuz? Bunu önce tespit edip ondan sonra tasarımcı ekiple beraber bu sürecin nasıl iyileştirilmesi gerektiğini ortaya koyuyoruz. Yani hani Apple der ki biz bir ürün üreteceğimiz zaman bir araya geliriz. Önce merkeze duyguyu koyarız. Hangi duyguyu üreteceğimizi, hangi duyguyu harekete geçireceğimizi, köpürteceğimizi tespit ederiz. Ondan sonra bütün deneyimi o duygudan başlayarak dışarı doğru tasarlarız ve ürün de tabii ki buna dahil. Yani ürünü tasarlayıp da sonra ona deneyim yaftalamıyor. Önce deneyimi tasarlıyor duygu temelli, ona göre bir ürün tasarlıyor. Bu şimdiye kadar bildiğimiz geleneksel pazarlama bakış açısına, geleneksel mühendislik ya da ergonomi bakış açısına ters. Ama değil mi ki sen o ürünün sonunda satmak istiyorsun ve karşılık bulmasını istiyorsun? O zaman karşılık bulmasını umduğun hedef kitlenin duygularını ve gerçek karar verme süreçlerini masaya getirmek ve onu merkeze almak son derece kritik. Davranışsal sadakat konusunda da çalışmalarınız olduğunu biliyoruz. Evet. Neuromarketing yardımıyla davranışsal sadakat tasarlanabilir mi ve nasıl tasarlanabilir? Duygusal sadakat ya da genel olarak sadakat yaratabilmek için mutlaka bağ kurmanız lazım. Mutlaka bir anlam yaratmanız, katkı yaratmanız, ilham vermeniz lazım. İlham veren markaların o sadakati sağlayabildiğini görüyorsunuz. Çünkü ilham verdiğiniz zaman iyi hissediyorlar. Onlar da diğerlerine ilham veriyorlar. Aslında bir anlamda yeni bir değer zinciri yaratmış oluyorsunuz. Yeni sistemde sadakate bakış açısıyla. Neuromarketingin, neuropazarlama çalışmalarının çeliştiği, sonuçlarının örtüşmediği noktalar yaşanıyor mu? Bunlara ne gibi örnekler verebiliriz? Bilincin göremediğini, yani gözün göremediğini beyin görüyor aslında. Bunu tespit edip bir akademik çalışma olarak da yayınlama şansına sahip olduk. Bunu ampirik yöntemlerle, yani ölçüm yaparak test ettik. Fakat buradaki ilginç ve çok önemli noktalardan bir tanesi, iletişimde bunu kullandığınızda hiçbir sonuç elde edemiyorsunuz. Yani iletişimde eğer 40 milisaniyenin altında mesaj verdiğinizde, fazla sayıda mesaj verseniz bu insanların davranışlarına süzülmüyor. Dolayısıyla bu kısım, yani insanları anlamak için, tüketiciyi anlamak için belki kullanılabilir ama onlara etki etmek için bu subliminal ya da bilinç dışına direkt etki edecek unsurlar, bilinci bypass ederek işe yaramıyor ve etik de değil bir taraftan. Bilince yönelik sorgulamalar, geleneksel pazarlama araştırmalarında İnsanların bilinç seviyesine ister istemez sorgulama yapıyor. Orada da bir takım projektif teknikler kullanılıyor. Yani son 40-50 yıldan beri kullanılıyor. Yani insanları gerçekten duygusal seviyede anlamaya çalışılıyor. Fakat bu durum, hani bilince konuştuğunuzda, bilince soru sorduğunuzda bilinç dışını anlamaya çalışmak formasyon enformasyon bozukluğunu ifade ediyor. Yani merkezden, düzeltiyorum, kararın gerçekleştiği merkezden bilinç seviyesiyle veri alamamış oluyorsunuz. Fakat bu konuşmamda da vurguladığım gibi holistik, yani bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşmak çok önemli. Çelişkiler mutlaka olacak. Önemli olan bu çelişkili olan tarafları masaya getirip bunu bir potada eritip ondan sonra pazarlama aksiyonuna yönelik kararların nasıl şekillendiğine karar vermek son derece elzem. Onun için biz de yani nöro bu, geleneksel araştırmalar bu ve bu çelişkili ve o daha iyi, bu daha kötü demek yerine biz diyoruz ki oradan alınan verinin nevi farklı, buradan alınan verinin nevi farklı. Bunları birleştirerek heyecan verici bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Onun için biz de mesela mutlaka nöro araştırmaların sonrasında geleneksel yöntemleri de kullanarak beslemeye çalışıyoruz. Yakın gelecekte nöropazarlama tekniklerinin sonuçlara çok daha hızlı ulaşabildiği teknolojilerin mümkün olduğunu varsayacak olursak. Evet. Bunun yapay zeka ile birleşiminde dünya için ne gibi değişiklikler ortaya çıkabilir sizce?
Şimdi ya mesela 9 Eylül Üniversitesi ile bir çalışma yapıyoruz şu anda. Kuraklığı önlemek için insanları harekete geçirmek istiyoruz. Ve bu bir Avrupa Birliği projesi aynı zamanda. Ve bu projede Tignora'da bunlar bu projenin parçalarından bir tanesi, partnerlerinden bir tanesi. Ve temelde daha teknolojik sistemleri kullanarak, daha güçlü yapay zekayı kullanarak, örnek veriyorum, iklim ve kuraklıkla ilgili insanların bilinçlenmesi konusunda ya da aksiyonu harekete geçmesi konusunda daha güçlü sistemler üretebilirsiniz. O mesajı daha güçlü vermeyi ortaya koyabilirsiniz. Şu anda biz bu çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Fakat dediğim gibi yapay zeka ya da makine öğrenme sistemlerini kullanarak daha rafine bir sonuca ulaşmak mümkün olabilir. Yani günün sonunda işin evrildiği yer orası. Yani bu nörosistemler 5 sene önceki gibi değil. Bugün çok daha rafine veriye ulaşabiliyor. Sistem hızla gidiyor ama dürüst olmak gerekirse artı ya da eksi yönde herhangi bir teknolojik gelişimin nasıl bir sosyal etki yaratacağını bilmiyorum. Ve onu da hep beraber yaşayarak göreceğiz. Yani hep beraber gözlemliyoruz zaten. Dolayısıyla buna aslında dürüstçe bilmiyorum demek en doğrusu. Pekala. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim.